2024 Cumartesi. İsveç NATO'ya girdi. Fitch notumuzu arttırdı. IMF, pardon, dolar, altın ve borsada önümüzdeki hafta neler olabilir? İçeride yani neler olabilir? Her hafta olduğu gibi bu videoda bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Geçen hafta hareketli bir haftaydı. Biliyorsunuz kapalı çarşıda kuyruklar, dolarda bir hareketlenme. Önce borsa negatifti, sonra Perşembe Cuma yukarı yaptı. Derken Fitch not artırım beklentisi vardı. Fitch dün gece yarısı 12'den sonra notunu açıkladı ve Türkiye'nin notunu yükseltti. Evet, hem bir puan yükseltti, B artıya getirdi. Hem de görünümü pozitife çevirdi ki olası bir daha not artırım ihtimalini yarattı ki bu son 10 yıldır başımıza gelen ilk not artırım olduğu için tabii sosyal medyada dün gece yarısı bugün bayağı büyük bir olay oldu ama şöyle bir bakarsak böylelikle notumuz Fitch nezdinde Jamaika, Türkmenistan, Bahreyn, Benin. Burası çok önemli. Benin, burası daha önemli. Ruanda, Tanzanya ve Uganda. Evet, Uganda diyorum ve başka bir şey demiyorum. Seviyesine gelmiş oldu. Evet, bu ülkelerle aynı seviyeye yükseldik. Dolayısıyla yani burada büyük olay yaratacak bir olgu var mı? Yani Tanzanya'ya veya Uganda'ya ne kadar yatırım yapıyorsa yaparlar mı bize? Veya Benin'e ne kadar yatırım yaparsa sırf notumuz attı diye yaparlar mı? Bu sorunun yanıtını size bırakıyorum. Ama tabii işin şakası bir şekilde 10 yıl sonra notumuzun artması olumlu bir gelişmedir. Ama bu olumlu gelişmenin bir içeriğine bakalım ve nasıl olduğuna bakalım. Ve daha sonra da ne anlama geldiğini hızlıca bir değerlendirelim. Evet, önce bir not artırımının içeriğine bakalım. Fitch diyor ki cari açığın azalmasını bekliyoruz. Evet, cari açığın azalmasını bekliyorlar. Yani cari açık nasıl azalacak? Döviz yükselmeden cari açığın azalmadığı çok ortada. Dolayısıyla dövizde bir devalüasyon olma ihtimalini not olarak araya sıkıştırmışlar. Ülkenin cari fazla verebilmesi için dövizin yükselmesi gerekiyor. Bunu biliyoruz. Diğer hedefler o zaman enflasyon hedefi tutar mı? Çünkü bir sonraki maddede diyor ki 2024 sonunda enflasyonun %40'lara düşmesini, 25 sonunda da %29'a düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla hem enflasyon düşecek hem cari açık azalacak. Bu birazcık aşırı bir iyimser oluyor. Büyük bir nakit girişi olacak varsayımı var. Yani ana akım ekonomist arkadaşlarımız ısrar ediyor ya. Kura bir şey olmayacak, merak etmeyin. Reel anlamda değerlenmeyecek ama büyük bir para girecek bize. Niye? Şimdi girmiyor. Seçimi bekliyor. Kararlılık görmek istiyor. Ama şimdi de çıkıyor. Neyse, şimdi boş verin çıktığını. Kapalı çarşıdaki kuyrukların zaten tesadüfe dayalı bir olgu olduğunu biliyoruz. Yani hep tesadüftür o. Son itibariyle Fitch başkanı demiş, politika güçlendi, kırılganlıklar azalıyor demiş. Kapalı çarşıdaki kuyruklar bunun için oluşmuyor. Bankalarda bir rahatsızlık ve bankalara ilk defa yine uzun zaman sonra fiktif dolar satışları, hedef satışları falan başladı. Ama kırılganlık azalıyor ve dış likidite risklerinin azaldığını söylemiş. Rezerv eksi 60 milyar dolara geldi önceki hafta. Geçen haftaki veriler ortaya çıktığı zaman eksi 65 milyar dolarlara kadar geldiği ortaya çıkacak. Hazine dövizleri ve swaplardan arındırıldığı zaman eksi 65 milyar dolara doğru gidiyor. Biliyorsunuz en kötü vaziyetlerde 77 milyar dolara eksi önceki seçimde ulaşmıştık. Yani bir 10-12 milyar dolar kaldı. Önceki seçime ulaşmaya. Bu hafta iki haftada bu tempoda giderse ama yok Fitch not arttırdı artık hiçbir şey olmaz sorun kalmadı. Bütün sorunlar ortadan kalktı mı der misiniz? Evet yani bu hafta gerçekten zorlanıyorum çünkü Fitch'in not artırımı çok basit bir mekanizmada düşünmeniz lazım. Geçen hafta büyük bir panik yaşandığını burada anlattım. İki hafta arka arkaya 6-6,5 milyar dolarlar haftada çıkış oldu, rezervde azalma oldu ve günde Merkez Bankası'nın yaklaşık 750 milyon dolar sattığını görüyoruz. Eriyor rezerv. Tam enflasyon kararından hemen önce Sayın Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in televizyona canlı yayına çıkması. Bakın Maliye Bakanları böyle çok sık konuşmaması aslında gerekir. Ne kadar sık konuşurlarsa o kadar kendileri söylediklerinin önemini azaltırlar. Ki bu konuda biraz da fazla siyaseten konuşmalar devreye girmeye başladı mı zaten zor ve kırılgan ekonomi daha da zorlanıyor. O pazartesi çıkıp piyasayı sakinleştirmeye çalıştı ve tam ters tepti. İşler daha da negatife gitti ki bunun olacağını söylemiştik. Uyarmıştık buradan maalesef. Keşke haklı çıkmasaydık ama neyse son itibariyle bu doğrultuda gitti ve çarşamba gecesi muhtemelen orayı o işe ya bunu böyle zapt edemeyeceğiz. Bir not sosuyla iş hallolsun dendi ve tabii ki küresel sermaye bir şekilde yardıma koştu. Neden yardıma koşuyorlar?
Çünkü seçim sonrasıyla ilgili bazı muhtemel ortaklıklar, olasılıklar var. Bunu da ilk defa biliyorsunuz. Ben dile getirdim. Adım adım bunu size anlatıyorum arkadaşlar. Bu seçim sonrası muhtemeldeki uluslararası kurumlarla IMF, Dünya Bankası, BIS bunların bir ortak noktası olduğunu düşünürsek Türkiye'ye bir el uzatma senaryosu kesinlikle söz konusu. Bunu da bir yıldır anlatıyorum aslında. Önceki seçimden itibaren bunun kaçınılmaz senaryo olduğunu, bizim bu doğrultuda gitmek zorunda kalacağımızı ve zaten bunu tercih ettiğimiz, onlar bunu tercih etmiyordu. Şimdi artık karşılıklı bir ortak noktaya gelindi. Bunu da İsveç, uluslararası politikayla maalesef birbirinden bağımsız kavramlar değildir. Hiçbir zaman olmadı. Özellikle bu 90'lı yıllardaki IMF-Türkiye ilişkilerini yakından takip eden biri olarak tıpkı 94 devalüasyonu sonrası IMF'in gelişi ve devalüasyonu, tıpkı 2000-2001 süreci IMF programı ve devalüasyonu, arka arkaya gelen IMF programları hatta diyelim, süreçlerini çok yakından takip ettiğim için bunun da aynı doğrultuda çok net şekilde ilerlediğini ve bu tip not artırımları da tam tersine aslında iyimserlik mesajlarıyla bir hazırlık olduğunu ve bakın notlar artmaya devam edecek. O bunda bir sorun yok ama bu ülkeye döviz girişi için devalüasyon olması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor ki bu geniş halkın daha çok kısa vadede yoksullaşması kaçırılmaz maalesef son. Ama daha sonra en azından bazı dış ticaret açıkları kapatmayı bırakırsak bir miktar yabancı girişiyle buna bir en azından nokta koyma ihtimalimiz var. Bunu anlamıyor ana akım ekonomist arkadaşlarımız ve sırayla Mehmet Şimşek'in siyaseten söylediği şeyleri bir bürokrat gibi söylediğini zannediyorlar ancak bu senaryolar maalesef gerçek hayatta böyle gelişmiyor. Geçmiş senaryolarda bunu defalarca gördük. Mesele Türkiye'ye nakit girişi için daha yüksek bir kur talep eden yabancı sermayede, uluslararası sermayede birincil, ikinci de Türkiye'nin daha rekabetçi bu kura kavuşmak zorunluluğu. Bu anlattığınız bütün kurun düşük kalması lazım, işte senaryo şu senaryo, kur daha sonra zaten düşük kalmaya başlayacak. Ama önce bir nakit girişi için yüksek kurla bir nokta koyup Türkiye'nin bir en azından turizmini ve cari fazla verebileceği sektörlerini desteklemek durumunda kalacak. Neyse bu benim senaryom biliyorsunuz. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Siz birçok arkadaşlık değişik kanalları izleyin. Kendi kararınızı kendiniz verin her zaman. Çünkü bizim de yanılgılarımız olabilir. Ama ben matematiksel olarak bazı şeylerin imkansız noktaya doğru gittiğini ve siyasetçilerin söylemlerinden çok söylemlerin arkasında ne var onu daha çok ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve bu yolda yolunuza ışık tutmaya çalışıyorum. Biz grafiklerimize hızlıca bir bakalım. Dolar TL'de ne var? Dolar TL biliyorsunuz kapalı çarşıyla ekran arasındaki fark artmaya başladı. Söylemeye çalıştığımız bu. Fitch etkisi hafta başı belki bir iki gün etki yaratabilir ama daha sonra tekrar her şey aynı tempoya geri dönecektir. Çünkü burada bir gerçek bir para girişi yok. Fitch bunu söyledi diye milyarlarca dolar akmayacak. Hala yatırım yapılabilirin. Kat 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 kademe 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 aşağısındayız. Onun için sadece olumlu gelişme, olumlu gideceğiz her zaman da deriz. Ama bunun etkileri çok sınırlı olacaktır. Mehmet Bey'in kendi söylemleriyle yapamadığını bir uluslararası derecelendirme kuruluşu yapar mı, yapsın şeklinde bir senaryo anlatmaya çalıştığımız. Neyse bu komplo teorilerini bir kenara bırakalım. Dolar TL'de 31.33, kısa vadede 31.15, orta vadede trend takip seviyemiz. Bunların üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön net şekilde yukarı. Şimdi dolar TL'de ekrandaki gösterdiğim hedefler, orta vadeli hedefler gitgide yaklaşıyor. Kapalı çarşıda biliyorsunuz aylar önce bu seçim öncesi Mart ayı için dolar kuru olasılığı tahminimi seçim öncesi için 34 olarak vermiştim. Hala o tahminimde tutunuyorum. Kapalı çarşıda da 33'e geldiğini görürsek 34'ün artık makul bir tahmin olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu işler seçime kadar gidebilir mi? Zaten onu konuşuyoruz. Çünkü bu son sıkışıklık öyle bir korku aldı ki seçimi bile görememe telaşı var şu anda. İşte televizyon konuşmaları, üzerine Fitch not artırımını böyle şeyle öne alma işleri falan. Bunlar hala bana bir telaş işareti. Umuyorum yanılırız. Umuyorum ülkeye çok daha yüksek nakitler, çok daha iyi şartlarda giriş yapar. Bu arada çarşıda altın fiyatı 2396 cumartesi itibariyle bakıyorum bunlara. 2400 liranın üstünde almak isterseniz 2416 liradan alabiliyorsunuz. Birazdan ekran fiyatını farklı olduğu için bunu veriyorum. Dolar da cumartesi itibariyle 33'ün üstünde seyrediyor. 33.20'den ancak alabiliyorsunuz. Gümüşün de gramı 25.50'lerden alabiliyorsunuz ancak fiziki gümüşü. Yani arkadaşlar bunları size anlatmaya çalıştım. Adım adım buraya gittik. Altın biliyorsunuz sepette olması gerekiyordu. Bu konuda aylardır çok ciddi eleştiriler aldık. Ama aslında altınla ilgili zamanlamaları o kadar net anlatıyoruz ki. Haftanın 3. videosunda Osmaz'ındaki detaylarınızı yapacağım. Ekim ayında detaylı vermiştim 1810'daki Çin tatilinin dip olacağını ve oradan daha sonra hareketin başlayacağını ve başladı. Oradan beri net şekilde Osmaz'ında yukarı hareket. Neyse 3. videoda detaylı anlatacağız ama gram bazında da size hareketi adım adım anlattık ve
fiziki neden portföyünüzde bir miktar fiziki bulundurmanız gerektiğini hep yer verdim. Şimdi bir kere daha fiziki altının çarşıda nasıl zor bulunur ve sınırlamalar getirilerek bulunamaz hale geldiğini görüyorsunuz. Umarım beni daha iyi anlamışsınızdır. Kötü niyetli düşüncelere karşı en azından burada sizin için durmaya devam edeceğimi ve gerçekleri anlatmaya, dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğim. 2170 ekran altındaki takip seviyemiz. Ekranda 2234 haftalık kapanış, orta vadeli hedefler ekranda var. Çok daha yüksek potansiyeller altın için devam ediyor. Ons bazında da herhangi bir hedefe ulaşma söz konusu değil. Dolayısıyla altının hareketi aslında geçici düzeltmeler her zaman yaşanabilir ama orta vadeli yükselişi devam edebilir. Siz istediğiniz yerden tabii ki her zaman kârlarınızı alın ama uzun vadeli bir yatırımcıysanız gram altında ve ons altında orta vadeli hareketin yeni başladığını not olarak düşelim. Darphane altını altın S1'de dikkat ederseniz bir dalgalanma fazla oldu. Oraya bir baskı yaratmayı becerdiler. Çünkü orası zaten diğerlerinden fazla yüksek seyrediyordu. Zaten onun için ekranda trade edin istiyorum. Darphane altını. Çünkü ekranda trade etmek için uygun ama her zaman fiziki candır. 24.70 altın S1 için trend takip seviyemiz. O da 26.48'leri gördü ve haftayı 25.40'larda kapattı. Ve gün sonu gelen satışların büyük ihtimalle olgusu bu Fitch haberi önceden vardı. Sanki büyük bir etki yaratacakmış gibi bir hareket yakalanacak hafta başında. Ben büyük bir etki yaratacağını düşünmediğimi dile getirdim. Evet, gram gümüşte de 24.33 trend takip seviyemiz. Orada da güzel bir hareket başladı. Orada da 24.88'lere kadar yükseldik. Ekranda daha da yüksek seyrettiğini, az önce 25'lerin üstünde seyrettiğini, çarşıda fiziki daha da yüksek almanın zor olduğunu biliyorsunuz. Ekranda trade etmek için gram gümüşü de GMSTRF, Qatar National Finance Bank'ın fonunu biliyorsunuz. Beğeniyorum. Ve orada da güzel bir hareket olduğu bir dolu teşekkür mesajı gelmiş gümüş ve altın için. Hepinizi çok seviyorum. Elimden geldiği kadar yolunuzu açık tutmaya çalışıyorum. Ve siz beni destekledikçe ben burada olmaya devam edeceğim. Lütfen böyle güzel mesajları yazmaya devam edin. Bana motivasyon oluyor. %56 trend takip seviyem. Burada da GMSTRF'de güzel bir hareket oldu. Büyük bir sıkışmanın üstüne attık. Şimdi artık oradaki sıkışmanın etkisi uzun konsolidasyonlardan sonra sert geri çekilmeler beklemiyorum. Geri çekilmeler teknik olarak bu trendin devamını gösterir. 162'lerde kapattık haftayı. 156 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Kısa vadede 217 çok da uzak bir hedef değil. Daha sonra yukarı daha potansiyel hedefler de mevcut. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'la ilgili geçen hafta bazı uyarılarda bulunduk. Hafta başı sıkıntılıydı. Mehmet Bey'in yorumlarıyla böyle bir tutunmaya çalıştık. Daha sonra yorumların biraz verimsiz oldu. Anlaşılınca satışlar artmıştı. Daha sonra Fitch söylentisi Perşembe günü piyasayı dipten aldı. Perşembe trend takip seviyelerimizin üzerine attı 9020'deki. Daha sonra da kuvvetlenerek devam etti Cuma günü. Şimdi ne olacak? Bakın 8870 yeni trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı. Ancak yukarıda bu kırdığımız kuvvetli hızlı trendin direnç noktası var 9280'de. Haftayı 9155'lerde kapattık. Yani yaklaşık %2 yukarılarda bir direnç var. Eğer oralarda açıp oraları geçip de üzerine oturamazsak o bölge şimdilik de direnç olarak çalışacağını not olarak düşün. Ama 8870 üzerine kaldığı sürece şimdilik yön yukarı. Bakalım hafta başı eğer kuvvetli trend devam ederse oraları da delip yeni bir zirveye doğru gitmememiz için hiçbir sebep yok. Yani borsa için negatif yorum yapmıyorum ama dolar bazındaki borsa birazdan bakacağız. Orada hala büyük sıkıntılarım var. TL bazında borsanın desteklenmeye, çalışılmaya devam edeceğini görüyoruz. Sadece bu Fitch haberi çok beklentiyle alındığı için beklenti sonrası ne kadar alım gelip gelmeyeceğini pazartesi kontrol edeceğiz. Kuvvetli yukarıları kırmaya çalışırlarsa biz de seviniriz. Borsada biliyorsunuz kişisel varlığının %20'sini ısrarla Borsa İstanbul'da BIST 100 dışı hisseler ağırlıklı olmak üzere tutmaya devam ediyorum. Ve bunu da seçime kadar veya seçimden sonra da değiştirmeyeceğim. Tam tersine dövizde bir değerlenme olursa döviz bozdurup daha fazla borsaya aktarım yapma planım var. Yani borsayla ilgili böyle şöyle kötü böyle kötü hiçbir yorumum olmadı, olmayacak da. Ama genel anlamda dolar bazında borsanın da tabii ki sıkıntılı olduğunu anlatıyoruz. Bakın haftalık grafikte hala sıkıntılar var. 300 ve 310'da o oluşan çift tepe, hatta 3. tepe, daha sonra oradan gelen trend desteğini aşağı kırıp da geçemedik denemelerde. Ve şimdi orası haftalık grafik bu. 293 üzerine atamadığı sürece, ki haftayı kapattığımız seviye 283. 293 üstüne atamadığımız sürece bu hareketler tepki hareketi olmaya devam edecek. Ve hala bir zafiyet var. Ama 293 üzerine gidip de biraz da kuvvetlenirsek senaryoyu tekrar gündeme alırız. Şimdilik kısa vadede negatif senaryo maalesef
dolar bazında endeks için devam ediyor. Bu ne demek? Türkiye'deki borsa yüzün dolar bazında varlıklar açısından yabancılar için hala pahalı bulunduğu ve buraya henüz giriş yapmadıkları, Fitch haberini şunu bunu onlar bizden önce biliyorlar zaten. Giriş yapacak olsa bir miktar zaten Perşembe Cuma alım olmuştu. Şimdi onun devamı gelecek mi pazartesi bakacağız. Yabancılar alımlarla burayı kırdırırlarsa senaryoyu değiştiririz. Daha pozitif bir senaryoya döneriz dolar bazında grafikte de. Şimdilik hala buradaki formasyon hem Elliott'a göre hem teknik olarak kısa vade trend analizlerine göre orta vade de kuvvetli değil. Kısa vadede TL bazında hiçbir sorunumuz yok. Şimdilik satış gelip de aşağı kırılmalar olmadıkça bu hafta biraz daha kritik görüyorum hareketleri. Onun için güncel trend takip seviyelerimi X'ten paylaşmaya çalışacağım. Bir de katıldığım yayınlarda zaten seviyeleri veriyorum. Lütfen onları kaçırmamaya çalışın. En azından özetleri kendi kanalımda mutlaka yayınlıyorum. Oralarda trend takip seviyelerinin ısrarla üstünde duruyorum. Ama biliyorsunuz yani değerli metal olgusu sepetinizin bir miktarı olmalı. Borsa İstanbul'dan da vazgeçmeyin arkadaşlar. Doğru şirketler uzun vadede her zaman para kazandırır. Sadece ülkenin makro sorunlarını görmezden gelen bir ekip var ve her şeyi Türk lirası enstrümanları yatırmayı sizi teşvik ediyorlar. Buradaki riskleri her zaman biz de size vermeye çalışıyoruz. Her zaman sepet yapın. Değerli metal, Borsa İstanbul, gerektiği zaman TL mevduat. Ama bunların ağırlıkları sizin önümüzdeki karmaşık günleri daha rahat atlatmanızı sağlayacak. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.